Arkadaşlar merhaba. Sürekli soruyorsunuz işte papağan eğitimi nasıl olur, nasıl eğitiyorsunuz vesaire diye. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili çok fazla soru alıyorum. O yüzden bir video çekmek istedim sizlere. Şimdi bu ufaklığımız tam eğitime hazır. Şöyle göstereyim sizlere yakından. Kuşları eğitirken muhakkak ve muhakkak kuşu elimize koyduk. Alalım. Hareket bu. Böyle parmağımızla gezdiriyoruz. Bir o parmağımızla, bir bu parmağımızla. Daha sonrasında böyle sakin sakin onu korkutmadan, ona zarar vermeyeceğimizi ona hissettirerek böyle onu seviyoruz. Bakın nasıl yumuşuyor görüyorsunuz. Bakın. Onu ödüllendirmemiz lazım. Bu ödüllendirmeyi dallarıyla yapabilirsiniz. Bakın. Böyle. Onu korkutmamamız ve sakin olmamız, ani hareketlerden kaçınmamız en önemli püf noktalardan bir tanesi. Eğer onu böyle ani panik hareketler yaparsanız o da sizden korkacaktır. Önemli olan burada onu korkutmadan bu şekilde temel eğitimi vermektir. Zaten size güvenirse daha sonrasında her halükarda farklı eğitimleri işte uzaktan çağırdığınızda gelmesi bu tarz eğitimleri daha rahat verebilirsiniz. Uzaktan çağırdığında gelmesini istiyorsanız onun eğitimi şöyle oluyor. Şimdi kuş elinizde duruyor. İşte elinizi böyle şıklatıyorsunuz, gelsin istiyorsunuz. İşte böyle yaptığınızda gelmesi için en önemli şey elinizi böyle yaptınız, çağırdınız, gelmesini istiyorsunuz. Elinizi böyle yapıp dalları vereceksiniz. Böyle yapacaksınız, dalları vereceksiniz. Daha sonrasında siz böyle yaptığınızda o sizin ona ödül vereceğinizi düşünüp size daha çok adapte olacak ve size elinizi böyle şıklattığınızda direkt sizin yanınıza gelmek isteyecek. Çünkü ona ödül vereceğinizi düşünecek. Bu şekilde o eğitimi verebilirsiniz. Daha sonrasında sıkça gelen sorulardan bir tanesi de işte papağanım ısırıyor. Yani arkadaşlar sonuç olarak bu hayvan yani bunların doğasında ısırmak var. Hiç ısırmayan bir kuş bu zamana kadar görmedim. Her kuş ısırır. Yani bu bir gerçektir. Ama muhakkak şimdi mesela bakın ısırmaya çalışıyor değil mi? Fakat hiç sıkmıyor. Hiç sıkmıyor. Acıtmıyor canımı. Önemli olan o güveni vermektir. Bu daha yeni eğitim aşamasında. Yavaş yavaş eğitiyorum. Eğitimini tamamladığımda bunun videolarını sizinle paylaşacağım. Bu ufaklık gayet iyi gidiyor şu anda. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bugünlerde kendinize çok dikkat edin. Salgın sebebiyle olabildiğinizde evde vakit geçirmeye çalışın. Hayvanlarınızla vakit geçirebilirsiniz. Sevdiklerinize vakit geçirebilirsiniz. İşte evinizde kedi, köpek, kuş, herhangi bir canlınız varsa onlara daha fazla zaman ayırın. Sizlere çok teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıklı günler dilerim.